Yoksa bu mümkün değil. Nedir o bir? Bir mesaj faresi. Bir mesaj faresi mi? Benim için gizli bir mesajı taşıyor olmalı. Bardıl bilen değil mi? Ne? Yakaladım. Tadam. Mesajda ne diyor? Kimden geliyor? Gelmiş geçmiş en gizli gruptan. Kitty Minati. Kitty Neti? Kitty Minati. Efendi Bardıl Bey, Kitty Minati sizi huzurunda görmek istiyor. Lütfen bu mesajı şuraya kadar takip edin. Kara Tekir Dojuz. Hadi kedi hızına çıkalım Firuk. Yavaşla Bardıl Bey. Hayır, onu kaybedemem. Dojo'ya gitmek zorundayım. Dojo nedir? Tam olarak kediciklerin görünmez ninjalar olmak için eğitildiği bir yer. Haya huy ha. Takıldım. Bir ninja kedi mi olacaksın yani? Evet, şey bilirsin, zaten öyleyim. Yani birazcık. Şimdilik sarı tekir kuşağım var. Daha yeni başladığımı belirtiyor. Şimdi artık kırmızı tekir kuşağını alabilirim. Ne kadar süreceği önemli değil. Çok mu uzun sürüyor? Yoksa uzun süre buralarda olmayacak mısın? Bak, yeni havalı ninja hareketleriyle geri döneceğim. Bilirsin, hiya gibi ve miau. Bunun gibi. Evet, tamam. Bu hareketler çok havalı. Hayır, mesaj faresini kaybettik. Hayır, kaybetmedik. Geldik. Kitty Minati. Merhaba, ben True. Bardıl Bey'i tanıyorsunuz. Ben Gölge. Vay canına. Ben Gümüş Pençe. Kara Tekir Dojosu'na hoş geldiniz. Vay canına. Kırmızı Tekir Kuşağı, Kırmızı Tekir Kuşağı, o benim olacak. Eğer çok sayıdaki testleri geçersen. O zamana kadar lütfen arkadaşınla vedalaş. Ha, tamam. Seni özleyeceğim Tro. Ben de seni özleyeceğim bir ve başaracağını biliyorum. Hoşça kal dostum. Yakında görüşürüz. Burası sizin eviniz mi? Nehrin sesini çok sevdim. Arkadaşım Bardıl Bey'i bekliyorum. Bir süre uzaklarda olacak. Ninja kedi eğitiminde. Kara Tekir Dojosu, Kitty Minati'nin gücünü, dengesini ve odaklanmasını geliştirdiği yerdir. Eğitim istasyonlarımız seni bekliyor. Kitty Minati korkusuzdur. Gölgelerde yaşarız, yok oluruz. Mükemmel dengeniz şaka değildir. Dikkatli ol ve sakın düşme. Arka tarafıma gel. Aklınızı hiçbir şey karıştıramaz. Mükemmel odaklanmayı bulması çok zor. Bizden öğren genç Bardıl ve yakında bir Kitty Minati olacaksın. Başardım. Kuyrukla çektim. Bunu gördünüz mü? Bir tane yaptım ben. Şimdi kendini yukarı doğru çek. Neredeyse başardım sayılır mı? İyiyim. Ben iyiyim. İyi olduğumdan eminim. Bir daha. Zıpla küçük palamut. Bir, iki, üç. Zıpla küçük palamut. Bana zıpla. Zıpla küçük palamut. Bir, iki, üç. Zıpla küçük palamut. Bana zıpla. Ah.
Odaklanmam gerek. Odaklan Bartleby. Hadi ama. Onun da yolunda gitmeyen bir şeyler var. Gidip araştıracağım. Bir daha. Çabuk olun millet. Tüm bu sular nereden geliyor böyle? Bu tepe sanki patlayacak. Geyser. Her şey sular altında kalmadan önce fışkırmasını engellemeliyim. Bu küçük yağ çok çok ağır. Belki bu mantar sıkayabilir. Uçan mantar alışılmadık. Tebrikler Usta Bartleby. Bir sürü yeni düşme yöntemi keşfettiniz. Ama bu mantar yüzünden oldu. Bir daha. Mantar yine uçuyor. Alışılmadık. Tamam, bu işe yaramadı. Kendi başıma düzeltemem. Dilek ağacından yardım almak zorundayım. Kümilo, buraya. Dilek ağacına gidelim lütfen. Ne? Duru nereye gidiyor? Umarım iyidir. Gölge. Doşonun dışında birilerini bir şey kontrol etmem gerekiyor da. İstediğin zaman gidebilirsin. Ama gidersen geri dönemezsin. Gittiğin anda Karatekir Dojosu ortadan kaybolacak. Dojo yok mu? Hayır. Kırmızı tekir kuşağı da yok. Hayır. Tamam. Ben eminim her şey yolundadır. Sanırım biraz fazla endişeleniyorum. Evet, sanırım yaptığım şey bu. Sanırım biraz fazla endişeleniyorum. Teşekkür ederim Kamilo. Hazır mısınız? Beni takip edin. Mükemmel notalar. Vay canına, muhteşem sesler. Merhaba Tru. Ne kadar havalı değil mi? Bazı dileklerin müzik yeteneklerini test ediyorum. Devam et. Dene bakalım. Aferin. Sağ olun dilekler. Sonra biraz daha oynarız. Bartleby bugün nerelerde? Arkadaşlarıyla birlikte eğitim alıyor. Kedi olayları. Aa, Kitty Minati diyorsun. Kitty Minati'yi biliyor musun? Tarihin kendisi kadar eski antik ninja kediler mi? Elbette. Aslında bu yüzden buradayım. Dojo'nun yanındaki nehir yükseliyor ve orman yaratıklarının evlerini su basıyor. Bir çözüm bulacağımıza eminim. Oturup düşünelim. Ciddi bir şey olmalı. Öyle. Nehrin yanında uzanıyordum. Dojo'dan çok uzak değildim. Ve bir anda dev gibi bir su geyseri patlayıverdi. İnanılmaz. Her yere su fışkırıyordu. Durdurmak için bir dilek gerekiyor. Sonra bu kadar suyun nereden geldiğini öğrenmem gerekiyor. Dilek ağacı seni duydu Tru. Üç dileğini alma zamanın geldi işte. Hazırım. Dilek ağacı, dilek ağacı. Harika dileklerini paylaş benimle lütfen. Harika dileklerini paylaş benimle lütfen. Harika dileklerini paylaş benimle lütfen. Paylaş benimle minik dilekleri. 1, 2, 3 dilek ağacı. Paylaş benimle minik dilekleri. Woo!
Heyecan verici seçimler. Hadi Dilekopedi'de neler yazıyor bir bakalım. İlk dileğin büyütük. Aa. İlginç. Ne? Söyle bana. Tüm vejetasyonun çok daha büyümesini sağlıyor. Oho. Veje ne? Tasyon kim? Bilirsin. Yeşillikler işte. Sebzeler ve bitkiler gibi. Oo, ormanda pek çok bitki bulunuyor. Bir tanesini büyüterek geyzeri tıkayabilirim. Şimdi ikinci dileğin. Duba. Şunu dinle. Suyun altında nefes almanı sağlayan yüzme dileği. Bu mükemmel. Senin neyin sebep olduğunu öğrenmek istiyorsam, Duba'nın yanımda olması çok iyi olur. Ve son dileğin de ninnici. Müzikli dilek. Bir sürü yatıştırıcı şarkı çalabiliyor sana. Harika. Ama birilerinin uyumaya ihtiyacı olacağından emin değilim. Belki de bunu kendin için kullanabilirsin. Teşekkür ederim Zee. Gelin bakalım dilekler. Gidip Sel'i durduralım. Biz Kitiminati'yiz. Eğitim sırasında gülmeyiz, tamam mı? Biz Kitiminati'yiz. Eğitim sırasında mırlamayız. Ha, tamam. Mırlama yok, gülmek yok. Harikaymış. Tuu! Tuu, bana bak! Bir daha. Kışkırtıyor. Pekala büyütük. Hazır mısın? Zip, zap, zoo, seni seçiyorum. Uyan büyütük. Dilek gerçekleşsin. Bir mantarı yeterince büyütüp şişe mantarı gibi gazeli tıkamasını sağlayabilir misin? O zaman büyü, büyü, büyü. Olamaz. Daha çok su geliyor. İşe yaradı. Teşekkürler küçük. Yerin üstündeki suyu durdurduk ama hala yer altından evini dolduruyor. Endişelenme. Suyun nereden geldiğini bulacağım. O ne yapıyor? Söyler misin? Tüyün gücü karşısında çok zayıfladı. Ormanda neler oluyor? Turu adındaki bir kız suyla ilgili bir sorunu çözmeye çalışıyor sadece. Truu, benim Truum muhteşem değil mi? Nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben tüyleri hiç sevmem. Suyun evinizi su altında bırakmasını engellemenin bir yolunu daha bulana kadar bu rahat yer umarım işe yarar. Ben görünmesim. Beni görebiliyor musunuz? Evet. Gölge gibi ol. Gölge gibi düşün. Anladım. Peki ya şimdi? Su ıslandım. Her yerim ıslandı. Ve havlu. Bartleby, dayan. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Başımın dertli olduğunu nasıl bildin? Mini geyserlerin Doja'ya yöneldiğini gördüm. Ama onları durdurabilirsin değil mi? Yani birkaç dilek getirmişsin değil mi? Elbette. Seninle geliyorum.
Bartleby, hatırlatmak zorundayım. Bu dojodan ayrılırsan geri dönemezsin. Biliyorum ama arkadaşıma yardım etmeliyim. Gajeler nereden geliyor? Toprak dağılmaya başladı. Ayaklarım da ona takıldı. Ve sonra nehir yükselmeye başladı. Nehir! Bartleby, işte bu. Nehirdeki sular yükseliyorsa belki de nehirde bir sorun vardır. Eğer suya dalarsam çözümü bulabilirim. Ama Tro, sen nehre dalamazsın ki. Dileğin yardımıyla yapabilirim. Duba, sana ihtiyacım var. Güzel bir gün Duba. Görünüşe göre nehrin tüm suyu o tepenin altında toplanmış. Büyük geyserin üzerinde durduğu yer. Ama nehrin suları neden bu kadar hızlı yükseliyor? Hadi şu tarafa doğru gidelim. Uşağın başı dertte ve nehrin diğer kolunu da tıkıyor. Affedersiniz Bay Yumlu Yumuşak ama nehrin kollarından birini tıkıyorsunuz. Sıkıştınız mı? Sizi kurtarabilir miyim acaba? Şşş, sorun yok. Sizi korkutmak istememiştim. Aa, çok korktunuz değil mi? Aa, korktuğunuz zaman şiştiğinize bahse girerim. Haksız mıyım? O zaman söndürmek için sizi sakinleştirmeliyim. Üçüncü dileğim, Ninnici. Zip zap zo, seni seçiyorum. Uyan Ninnici. Dilek gerçekleşsin. Rahatlatıcı müziklere ihtiyacımız var Ninnici. Yapabilir misin? Hala biraz endişeli gibisin. Hadi sana bir şarkı söyleyeyim. Ninnici, sakın korkma. Ve ağlamaya gerek yok Ninnici. Tatlı şeyler düşün ve gözlerini kapa. Hadi uyu artık Ninnici. Özgürce yüz var yumu yumuşak. Ve nehir yeniden akıyor. Başardın Ninnici. Teşekkür ederim. Çantaya geri dönmenin zamanı geldi. Gel Duba, mini gazeller durmuş mu gidip bakalım. Hatırlamıyor musun? Yani Kitiminati ustaları gibiydin mi demek istiyorsun? Evet, öyleydin. Her şeyi gördük. Ha, öyle mi? Yani dojodaki eğitimimi bıraktığım için üzgünüm.
Ama Tru'ya yardım etmek zorundaydım. Eğer bu geri gelemem... Doğru seçimi yaptın Bartleby. Kesinlikle. Kitiminatilerin yapmak için eğitildikleri şeyi yaptın. Yardıma ihtiyacı olanlar için aklını ve vücudunu kullandın. Ve bizim düşüncemize göre kırmızı tekir kuşağını kazandın. Kırmızı tekir kuşağımı? Miau! Gelmiş geçmiş en muhteşem şey. Aferin bana, aferin bana, aferin. Bartleby. Artık gerçek bir Kitiminati kırmızı kuşağız. Teşekkür ederim Kitiminati'nin ustaları. Dostun True seni bekliyor. Bak True! Kırmızı tekir Kitimi! Kimse bunu görmedi değil mi? Tamam mıyız? Pekala. Gel hadi True, gidip oynayalım. Ninja kedi ya da değil. Sen hala benim tanıdığım ve sevdiğim Bartleby'sin.